sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem, sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem, gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Şimdi bak. Güzel kız. Tatlım. Fıstık. Garson. Sen bir bakar mısın? Tabii buyurun. Birer tane daha ister misiniz? Yok biz birer tane de istemeyiz de ne isteriz canım biliyor musun? Biz şuradaki güzel kızın bizim masamızla ilgilenmesini istiyoruz. İstediğiniz başka bir şey var mı? Şu anda anlamaya çalışıyorum. Ben sizin masayla ilgilenmek için yeterince güzel değilim. Çok güzel. Çok bravo. Yalnız var ya diğer kız bayağı iyi. Tam varoş dilberi. Ekmeksiz götüreceksin. Tatlım bakar mısın? Tabii. Çıkışta ne yapıyorsun onu çok merak ediyoruz biliyor musun? Yok artık beyefendi ne yapıyorsunuz? Bırakır mısınız? Ayıp oluyor gerçekten lütfen. Beyler pardon ya küçük bir hata olmuş. Yalnız onlar bizim değil. Bunlar tam anlamıyla sizin için. Özel. Teşekkür ederim. Bir zahmet oldu ya. Ben zaten çalışmam orada. İşten atmak böyle bir şey değil. Yanlış anlamışsınız siz. Tam anlamıyla işten atıldım ya. Bir şey daha vardı ya. Doğum günü! Üfle, 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 üfle. Hadi yine. Üfle. Sen
ama ben Deniz Aslan davetliyim. Teşekkür ederim. Sağdan gel. Bir saniye. Sen ne yapıyorsun? Bir şey söyleyeceğim sana. Onun hakkında bir daha böyle konuşsun duyarsan. Gerisini sen düşün bence. Biliyorum, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim ama yetiştim, değil mi? Yetiştin, yetiştin. Çok güzel olmuşsun. Zaten güzelsin. Burası da çok güzel. Ben kılık kıyafet olarak uygun muyum? Nesi varmış kılık kıyafetinin? Uygunsun tabii. Ya ne bileyim böyle, herkes şıkır şıkır. İyisin, iyisin. Islık gibisin. Kapat gözlerini. Tamam. Mutlu yıllar. Ya Zuzu teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hadi gel, pasta yeriz. Dur. Olmaz. Ya niye? Neden olmaz? Çünkü çok açım. Biraz ben karnımı doyurayım, geleceğim buraya. Gerçekten geleceğim. Çok açım, yemem lazım. Ama olmaz ki öyle. Ama böyle olmaz. Sana ihtiyaçları var. Hadi hadi, parti kızsın sen. Hadi hadi. Hadi hadi, arkadaşlarım bekliyor, hadi. Endişeleri yok gibi görünüyorlar. Ne güzel. Kredi kartınızın gecikmiş borcuna avukat ve dosya masrafları eklenerek yasal takip işlemleri başlatılacaktır. Acil ödeme yapınız. Üstesinden geleceksin Deniz. Şimdi güçlü olman için yemek yemen lazım. Pencereden dışarı bakarken çok acı bir şey fark ettim. Hayat bir film değil. Dolayısıyla ben de bir kahraman değilim. Gözlerini aç ve gerçeği gör Deniz. Thank you.
Evet. Hayat bir film değil. Ben de bir kahraman değilim. Ben spot ışıklarının altında olmayı hak etmeyen, gereksiz, varlığı ya da yokluğu belli olmayan bir figüranım sadece. Sayın Deniz Aslan, üzülerek iş başvurunuzu reddetmek durumundayız. Sayın Deniz Aslan, sizinle başka bir zaman çalışmaktan mutluluk duyarız. Sayın Deniz Aslan, sen kimsin ya? Yiğit Balcı. Yiğit. Merhaba Deniz. Uzun zaman oldu, farkındayım. Koskoca 15 yıl. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmezken bir anda koptuk. Ben defalarca sana ulaşmaya çalıştım aslında. Bir tek adresin vardı elimde. Onlarca mektup yazdım ama hepsi teker teker geri döndü. Neyse. İstanbul'a geliyorum. Seni görmeyi çok isterim. Birbirimize anlatacak o kadar çok hikaye birikmiştir ki. Belki kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ne dersin? Eğer sen de müsaitsen... Pazartesi akşamı saat 9'da çocukken hep gittiğimiz parkta buluşalım, olur mu? Deniz, Deniz. Çok güzel. Deniz, neredesin? Şimdi. Müziğin bana geldi zaten Deniz'cim. Sağ ol. Ayrıca sen dün gece neredeydin bakayım? Bir anda ortadan kayboldun. Aradım, telefonunu açmadın. Hiç önemli değil ki. Dün akşam ne oldu hiç önemli değil. Ben kalktım, neşeliyim. Sabah sporumu yaptım. Her şey çok güzel. Sana çok güzel bir haberim var. Hazır mısın? Deniz, umarım George Clooney falan gelmiştir. Yoksa bu uyandırmayı sana çok pis ödeteceğim. Asla George Clooney değil ama başka biri geliyor. Kim? Ay, kim merak ettim. Yiğit! Yiğit kim be? Yani sizin evde oturuyorlardı. Ondan sonra taşındılar apar topar. Amerika'ya gittiler. Ha, Dombili Yiğit mi? Hey, yağ tulumu. Evimde ne işin var? Baba! Hatırladım.
Ne varmış bunda yani? Sıradan bir çocukluk arkadaşım. Sıradan çocukluk arkadaşı sensin bir kere. Ben Yiğit için çok özeldim, tamam mı? Yiğit de benim için çok özel. Pardon, ben neciyim burada acaba? Hı? Arkadaşı nasıl burada? Hiç. Anlayamazsın. Nasıl bir şey biliyor musun? Böyle aramızda özel bir bağ vardı bizim. Gerçekten. Bir kere beni ben olduğum için seven tek kişiydi. Ayrıca da gözlerime onun gibi bakan kimse olmadı. Ne? Ne? Çok içten dinliyorsun beni arkadaşım ya. O kadar içten dinliyorsun ki şu anda beni anlattıkça anlatasım geliyor gerçekten. Biraz benimle heyecanımı paylaşır mısın İrem ya? Biraz uyan artık. Akşam buluşuyoruz diyorum, bir şeyler yap. Bu nedir ya? Size hayırlı olsun. Ben şimdi müsaade edersem birazcık uyuyacağım. Çünkü biraz yorgunum hayatım, anlıyor musun? Uyuyamazsın İrem. İşe geç kaldım. Ne? Beni de iş görüşmesine bırakacaksın. Çabuk. Sen aceleyle soramadın da ben işten kovuldum. Ben acaba hangi rujumu aldım? Tamam. Bana bak. Siz kaçta buluşuyorsunuz? İşte iş görüşmesine gideceğim. Ondan sonra buluşuruz. Nasıl yani? İş görüşmesinden çıkıp bu kıyafetle mi buluşacaksın? Evet, ne var ki? Allah Allah, olmaz öyle şey. Giydiririm ben seni. Tekrar eve uğrarız. Bırakırım ayrıca ben seni, merak etme. Nereye? Ha, dur, ara öğünümü alacağım. Neden? Günaydın. Günaydın İrem. Hemen. Nasılsınız? İyi. Günaydın, size de günaydın Kıvılcım teyze. Yine mi iş görüşmesi? Yine iş görüşmesine. İremciğim, kırmızı mı yeşil mi? Kırmızı olsun. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Evet, ara öğünümüzü de aldığımıza göre artık gidebiliriz. Güle güle. Yem abla, senin için. Yani belki masana koyarsın. Teşekkür ederim canım benim, sağ ol. Ne? Ne yapıyorsun sen burada? Çabuk içerim, çabuk. Sen kaçma, sen kaçma. Bak geçen hafta da gelmedin Denizciğim. Bugün saat 5'e yazıyorum randevunu. Yazma. Nasıl yani? Ne demek yazma? Kızım kuaförden kaçılır mı hiç? Ay dişçi miyim ben? Kaçılmaz. Yapılacak o saçlar. Nasıl? Nasıl çok güzel? Bak kime diyorum? Denizciğim. Hadi görüşürüz. Ay bak hiç dinliyor mu? Dinlemiyor. Ne bahtsız kız şu ya. Ne elin az selinde kalıyor. Aynı benim gelin. Aynı. Bunlara parfüm mü sıkıyorlar acaba güzel koksun diye? Ne sıkıyorlar ya? Thank you.
Hadi bakalım. İyi şanslar. Hadi bakalım. Yapabilir miyim? Yaparım ya, yaparım. Yapacaksın. Yapacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Sen efsane düştün ha. Yani ben gördüm, bayağı havada asılı kaldın, sonra lap diye yapıştın yani. Bayağı iyi düştün. Ne? Ne var? Ne? Bu mu? Dişim. Bakayım, bir şey mi var? Bu değil mi dişin? Naneliymiş. Ha? Dişin. Kalk hadi, kalk, gel buraya, gel. Beş saniye kuralı diye bir şey var. Beş saniye içinde kalkarsan hiçbir şey olmasaydı. Ha? Beş saniye içinde kalkarsan bir şey olmuyor yani. Geç kaldım. Beyaz çorap, siyah ön ayakkabılar. Baya baya Michael Jackson ya. Yan tarafta. Çık. Çık diyorum sana. Çık buradan. Allah Allah. Geçebilir miyim? Sanırım. Evet. Sorun bende sanırım. Özür dilerim. Ben iş görüşmesine gelmiştim. Go Flamingo nerede? Go Flamingo 3. katta. Tuna Bey arkadaş iş görüşmesi için gelmişti. Evet abi, 3. katta işte Go Flamingo. Teşekkür ederim. Şey, kimlik lütfen. Pardon, bir saniye. Tamam, çok da şey yapma, geçsin. Buyurun, geçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Yani şimdi bazen
Yani buraya gerekiyor. Ben olmasam buranın çökeceğini düşünüyorum. Ben sonra anlatırım. Siz geçin, ben sonra anlatırım. Geçin hele, geçin, geçin. Geçin, geçin, geçin. Hayırdır? Hayırdır delikanlı? Deli kız? Mülakata gideceğim. Senin gideceğin mülakatın yeri değişti. Nerede? Mülakatı kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir? Cemal bilir. Cemal nerede? Güzel soru. Senin Cemal'i bulman lazım. Cemal'i kim bilir? Hayırdır? Merak mı ettin? İçerisine. Bak, Cemal nerede? C3'te. Orası kilitli. Anahtar yok mu? Cemal'i arıyorum ben. Tanıyor musunuz Cemal'i? Cemal B3'te olacaktı. B3'te değil, K3'te. 3 kat yukarı çıkacaksın. Bulması biraz zor. Birine sor orada. Şuradan dümdüz gidiyorsun. Kapıdan içeri girdiğinde Ahmet Usta'yı göreceksin. Ona sor, o daha iyi bilir. Tamam, teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ahmet Usta. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana Usta. Ettiklerin az... Usta! Ahmet Usta siz misiniz? Evet benim. K3'ü arıyorum ben. Siz biliyormuşsunuz, öyle söylediler. Buradan dümdüz devam edin. Özür dilerim. Acelem var, özür dilerim. Of Cemal, biraz dikkatli olsana. Hadi topla şunları, acelemiz var zaten. Bir dakika. Cemal sen misin? Evet. Sen misin? Bir şey soracağım şimdi sana. Go filmin bu. Dergisinin mülakatının yapılacağı odayı arıyorum. Nerede? Mülakat A1'de. A1 nerede? Giriş katında, danışmanın yanında. Dergimizin adı Go Flamingo. Bildiğiniz gibi moda üzerine çalışıyoruz. Tam 14 ülkede satıştayız. Türkiye şubemiz için de bir stajyer arıyoruz. Yaptığınız başvurular sonucunda... Sen. Siz. Michael. Sen. Niçin gelmişsiniz? Mülakata. Ha, mülakat. Mülakat tam 17 dakika önce başladı. Ben aslında bir... Dışarı çıkabilirsiniz. Lütfen. Tuna. Lütfen. Bir dakikanızı istiyorum.
Öncelikle binanız çok büyük, gidilebilecek çok yer var. Sonralıkla asansörlerin hepsi bozuk. Birçok merdiven inip çıkmak zorunda kaldım, çok yoruldum. Adres sordum birçok insana. Sağ olsun Gazi Bey'le tanıştım ve bana doğru adres verdi. Ahmet Usta'nın yanına gittim, pencereden düşüyordu. Bunun gibi birçok şey yaşadım. Sonuç olarak buradayım. Ayrıca da mülakatın yapılacağı oda değişmiş ve bunu belli eden hiçbir uyarı yoktu. Haklı olarak soracaksınız bana, bu iki arkadaş buraya nasıl geldi? Hakikaten nasıl geldiniz siz buraya? Bakın, ben gerçekten bu işi yapabilirim. Yaptığımı göreceksiniz. Sadece bana bir şans verin. Pişman olmayacaksınız. İstanbul Akademi Üniversitesi'nde okudum. Çok güzel bir üniversite. İstanbul'un azıcık dışında. Temato yolunu biliyorsunuz. Gebze Organize Sanayi var. O boşlukta koskocaman bir arazi. Kuş sesleriyle birlikte güzelce okudum. Bir inşaat firmasında çalıştım. Bu işler hep rekabet. Rakiplere dayanamadı. Baktım. Çok 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 büyük, çok önemli dünyada fast food zincirinin parçası olarak ayın elemanı seçilecektim ki ayın 31'inde Türkiye'den çekildiler. Lütfen artık İngilizce mülakata geçebilir miyiz? Yes. I want to be a part of the fashion world. Excuse me. Yeah. Next the fashion, for the fashion, it's the fashion, that's the fashion. Yeah, I'm fashion killer. Bilmiyorum. Fashion is in Istanbul, salı pazarı, big pazarı. Yeah, man. Bir onluk. I love fashion, but fashion is not money. I love not money. I love love. Yeah. Elliydi. Staj bile olsa neden seni moda dünyasına alalım? Çalışkanım ve yorulmam. Aslında bu bir soru değildi. Gerçekten kendini buraya ait hissediyor musun? Yiğit'le buluşmaya. Çok güzel olmuş değil mi? Hadi çıkalım. Geldik. Geldik. Gidiyorum. Tamam. Ne oldu? Gidemem ki. Telefonum yok. Ay şapşık, bunu mu düşünüyorsun? Al benim telefonumu kullan. Sen ne yapacaksın? Benim iş telefonum var, bildin mi? Bilmedim, nereden bileyim İremciğim, benim iş telefonum mu olmuş? Allah'ım inşallah bir gün benim de iş telefonum olur. Amin. Dahili numaram olsun. Amin. Ne yazacağım? Aman ne yazacaksın canım? Geldim yaz.
Merhaba. Ben geldim. Nokta. Ben Deniz. Nokta. Ben bekliyorum. Nokta. He, sen özne kullanmaya bayılıyorsun, anladım. Evet. İki nokta koy sonlarına, cool olsun. Üç koyayım, daha cool olur o zaman. Olmaz şimdi, o manidar olur. Tek nokta koyarsan sert olur, o yüzden söylüyorum. İki nokta koy, cool olsun. Yapıştır gitsin. Yapıştırdım. Hı. İletildi. Biraz heyecanlandım ama. Yok yok, heyecan falan yok. Tamam. Gel gel. Oy. Oy 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 oy. Tamam, hadi görüşürüz. Ne oldu? Bir şey unuttuk. Ne? Ne unuttum? Ah, olmaz. Gel. Gelir misin buraya? Kıpırdama. Pap pap yap. Pap pap. Daha iyi böyle. Şimdi hazırsın. Ha bak, bana bak. Ben şu köprünün oradaki banklarda olacağım. Çıkışta beni bul. Beraber dönelim, tamam mı? Tamam. Tamam. Hadi şanslar. Seni hak edecek ne yaptım ben? Hadi git dombilini bul hadi. Hadi gidiyorum. Hadi. Görüşürüz. Neredesin Yiğit? Neredesin? Sen kimsin ya? Yiğit. Yiğit Balcı. Ne iyiydi ya? Hadi git işine ablam ya. Abla ne ya? Evimde bayağı bir ağırmış ablam ya. Ne hala abla diyor ya? Bakıyorum. Bak. Buldur, buldur. Geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam. Geçip giden zamanları bir yerlerde. Sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem. Sonra üzülsem, üzüldüğüme üzülsem. Gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. O anda
Yani tam o anda, tam başımdan aşağı kaynar sular dökülürken unuttuğum acı bir gerçeği hatırladım. Yiğit beni böyle bilmiyor ki. Ben eskiden güzeldim. Allah kahretsin ki güzeldim. Kim Deniz arkadaşının yanında oturmak ister? İşte Yiğit'in hatırladığı Deniz. Eski Deniz. Okulumuzun gururu ve 8 sınıfından Deniz Aslan. İşte Yiğit'in hatırladığı başarılı Deniz. Herkesin hayran olduğu güzel Deniz. Deniz. Bir dakika, buyurun. Buyurun mu? Siz Deniz Aslan değil misiniz? Değilim. İşte ben ve Yiğit. İyi misin? İyiyim. Küçüklüğümüz. Eski güzel günler. Eskiden bolluk içinde yaşayan ailem, Yiğitlerin Amerika'ya taşınmasından kısa bir süre sonra iflas etti. Biz de daha mütevazi bir eve taşınmak durumunda kaldık. Anneme çeken güzel yüzüm, ergenlik döneminden sonra gittikçe babama benzemeye başladı. Ne oldu? Dombili nerede? Canımcığım ben anlayamıyorum. Yani iyi de böyle bir çocuğun bu hale gelmesi senin için de sevindirici değil mi? Nereye kaçıp gittin? Ben onu gördüm. Göz göze geldik. O beni görmedi. Hayalet gibi geçti gitti öyle. Haklı. Yani benim bu kadar çok değişmiş olmam onun aklına gelmedi tabii. Herkesin hatırladığı o başarılı ve güzel Deniz Aslan yok artık. Ben de bu durumla yüzleşmek istemedim. Kaçtım geldim. Ya Deniz, yapma şöyle lütfen. Hadi git buluş şu çocukla. Ne olacak? Buluşunca ne olacak? Ne diyeceğim? Ne iş yapıyorsun diyecek. Ne diyeceğim? 30 yaşına geldim. Hala bir baltaya sap olamadım mı diyeceğim. Ne diyeceğim İrem? Hayatım şu anda saçmalıyorsun. Bir de şöyle düşün bak. Ben başka türlü düşünmek istemiyorum. Ben şu anda böyle düşünmek istiyorum. Beni nasıl hatırlıyorsa öyle hatırlasın. Herkes beni nasıl biliyorsa o da öyle bilsin. Başarılı ve güzel Deniz Aslan nasılsa o da öyle bilsin. Böyle. Bakma öyle. Ne yapayım? Çıkayım mı karşısına? Ne diyecek? Sevdiğim kız gitmiş yerine bir ucube gelmiş diyecek. Böyle düşünecek. Benim ilk aşkım bu muydu diyecek. Kör müydüm ben diyecek. O kör değil. Ben böyleyim. Bitti. Böyleyim. Peki ne yapacağız o zaman?
yapayım ben? Belki de bir iyilik perisinin gelip bugünlük senin yüzünü ve vücudunu bana vermesini bekleyeceğiz. Belki de beklemek zorunda değiliz. Geciktim sanırım. Selam. Uzun zaman oldu. Uzun zaman oldu Deniz. Yiğit'in ilk aşkını mahveden kişi olmak istemedim. Onun karşısına bu haldeyken çıkamazdım. Pişt, ufaklık. Yeni mi taşındınız? Neyse, hoş geldiniz. Ben orta üçe gidiyorum. Sen kaça gidiyorsun? İlkokul mu? Ufaklık nereye? Çocuklar yeni arkadaşınızla tanışın. Yiğit Balcı. Bu sene derste bizimle beraber olacak. Aa, sen ufaklık değil miydin ya? Ben seni daha küçük sanıyordum. Özür dilerim. Biliyor musun? Ben de çok severim puzzle yapmayı. Hatta bu parça... buranın olması lazım. Bir kitapta görmüştüm bu resmi. De, bu kız kim? Gördün mü onu? Evet, işte orada duruyor. Herkes göremez onu. İkinci kız o. İkinci kız mı? Ne yapıyor ki orada? Onları izliyor. O da mı dans etmek istiyor? Bence şu adamdan hoşlanıyor. Ona bakıyor. Kız resmin içinde başka bir resim gibi değil mi? Resmin içinde resim mi? Baksana, yakından bile gözükmüyor neredeyse. Gizli bir resim gibi. Gizli bir resim gibi. Şimdi ben de gizli bir resmim.
onları uzaktan izleyen, orada olmak isteyen ama olamayan gizli bir resim. Hanımefendi, ne alırsınız? Hı hı. Hanımefendi. Şu. Lobster frittata. Çok güzel bir seçim. İstakoz ve havyarın muhteşem uyumu. Yok, ben onu yiyemem. Kahve. Kahve alayım mı? Bir kahve. Hı. Lokum da olabilir yanında. Su bir de. Seçimimizi yaptık mı? Bir salata alayım. Dana bonfile lütfen. Nereden başlasam bilemiyorum. O kadar çok merak ettiğim şey var ki. Mesela ne iş yapıyorsun Deniz? Sana ne iş yaptığını sorarsan şöyle de. Okuyorum ben. Efendim? Yani eğitim, öğretim, dersler, devam, öğrencilik, devam. Sen ne yapıyorsun? Ben yöneticilik yapıyorum. Ailen nasıl? İyiler mi? Çok merak ediyorum onları. Ailem ayrı gibiler. Yani anne, baba nasıl olursa bizimkiler aynen. Aynen öyle. sizinkiler nasıl iyiler mi? Babam Amerika'da hala. O Kaliforniya tarafında yaşıyor. Ben New York'taydım. Yoğunluktan çok görüşemiyorduk ama gayet iyi. Peki anne nasıl? Evlendi mi demek istedim aslında? Yok, evlenmedi. Peki bir şey soracaktım. Çok merak ediyordum bunu. Ben nereden aklına geldim? Değil mi durduk yere mesela nasıl oldu da tekrar aklına geldim? İstanbul'a gelmeden önce evde bir kutu çıktı karşıma. Bir baktım, içinde çocukken birbirimize gönderdiğimiz mektuplar. Sen geldin aklıma. Çocukluğumuz geldi. İnternete girdim, baktım hiçbir yerde yoksun. Sonunda mezunlar sitesinde mail adresini buldum. Sonra da yazmak istedim sana. Görüşmek istedim. Neden birdenbire iletişimi kopardın? İletişimi neden kopardığını sorarsa şöyle de. Taşındık. Siz Amerika'ya taşındıktan sonra biz de taşındık. O esnada adresini kaybettim maalesef. Ama ben de seni çok merak ettim. Buyurun. Bir kahveniz. Kutudan başka bir şey daha çıktı. Puzzle. Bizim puzzle'ımız. Hatırlıyor musun? Puzzle derken? Yap poz işte. Puzzle.
Deniz iyi misin? Beceremiyorum, tamam. Hayır, çok güzel yapıyorsun. Kendini motive et. Çok güzel arkadaşım, tamam mı? Tamam. Gerizekalı gibi gösterme beni. Şişt, bak. Her kişiye gidip anlatıyorum her şeyi. Hacı sen bırak. Ben seni ediyorum, sen sakin ol. Tamam. Sakin misin? Bırakacağım. Tamam. Bir dakika, sen dur. Pardon. Tuvaletler nerede acaba, biliyor musun? Şu tarafta. Deniz, ne yapıyorsun burada? Saçımı falan bir çeki düzen vereyim dedim. Nasıl? Gayet iyi. Gelmeyince merak ettim seni. Çok acıktım biliyor musun? Bizim siparişler gelmiş midir acaba? Yok, gelir şimdi. Gidelim mi? Hadi gidelim. Afiyet olsun. Puzzle diyorduk. Evet, diyorduk. İşte toparlanıyordum buraya gelmek için. Evi boşaltıyordum. Kutudan puzzle çıkınca ben de oturdum, tekrar yaptım. Aynı çocukken yaptığımız gibi. Bu sefer o kadar kısa sürmedi. Çünkü sen yoktun yanımda. Yalnızdım. Ama yaparken hep seni hatırladım. Sana nasıl minnet duyduğumu hatırladım. Beni nasıl koruyup kolladığını. Genelde erkekler kızların kahramanı olur ama o zamanlar benim kahramanım sendin. Sen benim ilk arkadaşımdın. En zor zamanımda karşıma çıkan kurtarıcı. Bana dünyanın kasvetli bir yer değil de iyi bir yer olabileceğini kanıtladın. Sen her zaman takdire şayan ve mükemmel biriydin. Aynı şimdiki gibi.
İşte bu yüzden görmek istedim seni. Bu yüzden aramak istedim. İyi ki de aramışım. İyi ki de. Deniz Aslan. Yiğit Balcı. Seni eve bırakayım mı? Arabada laflarız. Yo yo, ben kendim giderim. Hiç gerek yok. Arabayla geldim zaten. O zaman bugünlük bu kadar mı? Bugünlük bu kadar. Yiğit, benim sana bir şey söylemem lazım. Seninle bir daha asla görüşemeyeceğini bilmesi lazım. Yani bu tek seferlik bir görüşme. Bu yüzden ona de ki... Ben yurt dışına okumaya gidiyorum. Öyle mi? Nereye gidiyorsun? Beyefendi, arabanız geliyor. Londra'ya. Londra. Peki ne zaman gidiyorsun? Şimdi. Şimdi mi? Yarın, yani yarın. Bir anda böyle ani oldu. Şaşırdım. Vallahi bana da çok ani oldu. O zaman son bir gün geçirelim birlikte yarın. İtiraz istemiyorum. 15 yıl sonra birbirimizi bulmuşken en azından sen gitmeden bir gün geçirelim. Hanımefendi. Hayırdır? Büyümüş. Oh be. Ucuz atlattık. Gerçi böyle biraz içim buruldu ama... Doğru olanı yaptık. Bitti. Yiğit defteri kapandı, bitti. Aslında tam da kapanmadı. Olabilir. Ya nasıl evet dersin? Sen buna nasıl evet diyebiliyorsun? Nasıl? Ben aklım hayalim almıyor. Nasıl oluyor? Susu, o anda kilitlendim kaldım. Yani söyleyecek yalan bulamadım. Kilitlendim diyor ya. Sen o anda kilitlendin. Sen bu adamla koca bir gün geçireceksin. Farkındasın değil mi? Koskocaman bir gün. Sen ne konuşacaksın? Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum, ben mi düşüneceğim? Onu da ben düşüneceğim. Ne yapacak bunlar? Ne yapacaklar? Bir şey... Arıyorsun. Tamam mı? Öyle bakma, arıyorsun. Yiğit diyorsun. Bir bahane uydur işte, bahane uyduruyorsun. Bir bahane bulabilseydim o anda söylerdim değil mi Zuzu? Böyle olma işte. Biraz düşün, biraz pratik zeka ya. Biraz üretmeyi bilin ya. Allah Allah ya, insanlar ayaküstü 40.000 tane yalan uyduruyorlar. Sen bir tane uyduramıyor musun? Rol de yapamıyorsun, olmuyor işte. Bir yalan uydurman lazım. İrem Hanım'ı ben düşüneceğim. Arıyorsun. Bu da sana örnek olsun. Arıyorsun. Diyorsun ki benim uçağım yarın sabahmış. Karıştırmışım. Seninle gezemeyeceğim. Ara. Ya bunu ben nasıl düşünemedim? Ya pratik zeka. Bende var. Ara. Ya şimdi bir yalan daha mı söyleyeceğim? Ha, şu zamana kadar söylediğin yalanlar batmadı mı? Bu mu batıyor? Bu tatlı yalan. Bu bir şey olmaz. Ara. Çok güzel olacak. Bak gör.
Arıyorum o zaman. Hoparlörü aç. Dinleyeceğim. Deniz o. Deniz o. Tamam. Al beni. Tamam. Arıyorum. Merhaba, nasılsın? Ben seni şunun için aramıştım. Hani yarın akşam uçuyorum demiştim de... ...sen de gündüz görüşelim demiştin ya... ...aslında ben yarın akşam değilmiş, sabahmış uçağım. Çok karıştırmışım, kusura bakma. Yani yarın görüşemeyeceğiz. Öyle mi? Tamam, problem değil. Olur böyle karışıklıklar. O zaman sabah ben bırakayım mı seni? Havalimanına ne dersin? Tamam. Süper. Sabah görüşmek üzere. İyi geceler. Tamam ne tamam? Tamam ne? Niye tamam diyorsun? Ya sen... Niye o zaman bir şey söylemiyorsun? Hani pratik zekaydı? Hani akıllıydın? Hani akıllıydın? Ben miyim pratik zeka? Sen, ben de değilim ki. Ben değilim. Ben burada yokum. Burada hoparlör açık. Ben konuşamam. Sen hem Deniz'sin hem İrem'sin. Sen iki kişisin. Bu sorumluluğu al. Arkadaş ol azıcık. Ya neden? Neden? Neden ben iki kişi oluyorum? Tek kişi ol, adam ol. Tamam, beceremiyorum işte. Ne yapacağım peki şimdi? Yarın yola çıkacağız. Şimdi bak beni dinle. Dinliyor musun? Dinle. Dün ne konuştuysak o, tamam mı? Tamam. Dur bakayım dur. Şunu kontrol edeceğim. Hop. Dur. Ses. Sesim geliyor mu? Evet, tamam. Tamam, sesin geliyor. Anlaşıldı, tamam. Tamam. Aramamışım ki ya. Ya of. Arabaya dikkat et. Hı hı. Hı hı. Zaten bir yolculuk elbisesi. Nesi varmış elbisenin yani? Günaydın. Günaydın. Keşke evden alsaydım seni. Benim ev biraz ters kalıyor zaten. Boş ver, böyle iyi. Anladım. Nasılsın bugün? Ya sorma vallahi. Ben de... Aslına bakarsan, yani dün geceden beri onu düşünüyorum. Hani böyle nasıl anlatsam ki, hem böyle olur ya insana yani böyle bir yani... Az konuş, saçmalıyorsun. İyiyim. İyiyim ben, iyiyim. İyi. O zaman gidelim mi yavaştan? Yok yok, kalın, bir çay içersiniz. Bir çay mı içsek? Geç kalmayalım. Şaka yapıyorum. Zaten şaka yapmıştım. Gidebiliriz bence.
olurdu? Bayağı sessizsin bugün. Benden ayrılıyorsun diye mi? Şaka yapıyorum. Gidiyorsun diye mi? Herhalde ondan evet. Oo. İleride bayağı trafik var. Şansa bak ya. Şansa bak ya. Kızım sen benim her söylediğimi tekrarlamak zorunda mısın? Tekrarlama. Ay pardon. Efendim? Yo sana demedim. Efendim? Sana da demedim. Ne oluyor ya? Yo. Bir şey olmuyor. Hatlar karıştı galiba. Hatlar mı karıştı? Sen biriyle mi konuşuyorsun? Ben şu anda mı? Şu anda? Hayır. Ne anlamda yani konuşuyorsun? Yiğit, şu anda sadece sen ve ben varız. Yani tabii ki biriyle konuşmuyorum doğal olarak. Böyle bir şey. İrem! Hayda. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben çok iyiyim şu anda. Sen iyi misin? Ben de iyiyim. İyiyim ben. İyiyim. Siz iyi misiniz? Sen iyi misin peki? İyiyim dedim ya Deniz. Aman iyi. Hepimiz iyi olalım. Ben gidip bir konuşayım ya. Dümdüz gidiyorduk. Gel diye arkadan çarptı. Hayır. Hayır gelmesin. Hayır. Yani Yiğit'cim bence tatsızlık çıkmasın. Çünkü belli ki acemi şoför. Belli ki araba kullanmayı bilmeyen biri. Teşekkür ederim abicim ya. Ben burada aynı anda iki iş yapıyorum. İki iş. Deniz'cim olmaz öyle. Benim bir bakmam lazım. Dikkatli ol. Şu anda sana doğru gittim. Sana doğru geliyor. Tekrar ediyorum. Dikkat et. Bir şey yok. Bir şey yok değil mi? Yok Deniz'im yok. Ben bir konuşayım. Yok. Bence hiç bulaşmayalım. Gerçekten başımıza bela almayalım. Olur mu öyle şey? Deniz'im bir konuşmamız gerekiyor ama. Allah Allah. Şoför yok. Kaçtı herhalde. Ne demek kaçtı? Bilmem yani sen hiç hayatında böyle bir şey yapmadın mı? Tabii ki yapmadım Deniz. Ben en iyisi polisi arayayım. Yo hiç polisi karıştırmayalım bence hiç gerek yok. Neydi o? Dur uçağı kaçırırsam şu anda çok büyük problem. Uçağı kaçırmayalım. Deniz'ciğim ben seni uçağa yetiştireceğim. Gerçekten tuhaf bir durum. Neyse senin de dediğin gibi burada çok fazla zaman geçirmemizin bir anlamı yok. Ben bunun bir fotoğrafını mı çeksem acaba? Ya neyse zaten zararı kendi arabasına vermiş. Boş ver. Hadi gidelim. Deniz. Deniz Aslan. Ben hemen park edip gelirim. Yo hiç gerek yok. Şimdi uçağı kaçırırım falan. En iyisi biz burada vedalaşalım. Olur mu? Peki. Bıraktığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Böyle ayrılıklar çok dramatik oluyor. Sevmiyorum.
Küçükken oradan oraya taşındığımız için belki. Neyse. Yine irtibatta kalırız canım. Ne olacak? Hem bu sefer adresini kaybetmeyeceğim. Merak etme. Kaybetme. Ben de sık sık iş için geliyorum zaten Londra'ya. Öyle mi? Süper. Çok güzel. En son yine bir havalimanında vedalaşmıştık. Hayat çok garip değil mi? Ben o zaman... Bir saniye bekler misin? Tamam. Şimdi açma. Sonra bakarsın. Londra'da epey işine yarayacak. Deniz Aslan. Yiğit Balcı. Görüşürüz. İyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Yani bugün dedim ki mahvolduk ya. Ömrümden ömür gitti. Kesin dedim yakalanacağız. Kesin. Ha arabayı getirdi böyle resmen arkadan bayağı çarptın ya. Polisi arayabilirdi ve polisi arasaydı bitmiştik. Kesinlikle bitmiştik. Ama neyse ki Zuzu Power bunun da üstesinden geldi. Atlattık. Kazasız belasız. Yani gerçi kazalı belalı ama. Ama ne olsun canım. Atlattık işte. Açmayacak mısın? Ya Zuzu, bütün gün konuşmadın ama artık endişeleniyorum senin için. Ne bileyim. Onca yıl sonra görünce bir garip oldum herhalde. Keşke sen gelmeseydin. Ben hallettim işte. Tamam. Yani gerçi yalan söyleyemiyorum ama. Yok öyle bir şey değil. Yani belki de biraz daha fazla görmek istedim. Canım benim ya. Hmm.
Kıyamam sana. Hadi açmayacak mısın hediyeni? Hı? Hadi ama çatlayacağım meraktan. Şemsiye almış. Ha, tamam. Londra dedim ya, ondan. Ya boş boş konuşma. Şemsiye'nin anlamı başka bir kere bizim aramızda. Sen nereden bileceksin ki? Ya niye kızıyorsun şimdi? Ha Yiğit için bir de kavga edelim, tam olsun. Canım benim ya. Şemsiye almış. Thank you.
Bundan sonra senin hep yanında olacağım. Sen şemsen olacağım, tamam mı? Sonra üzülsen üzüldüğüme üzülsen. Sonra üzülsen üzüldüğüme üzülsen. Gözyaşıma dalıp dalıp seni hatırlarım. Geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam. Geçip giden zamanları bir yerlerde bulsam. Sonra İkinci kız sende kalsın. Ama parça olmadan o puzzle nasıl tamamlayacaksın ki? Bir gün mutlaka aynen görüşeceğiz. Ve puzzle da birlikte tamamlayacağız. İşte o gün gelince ben de seni şemsen olacağım. Tamam mı? Yarım kalan şeyler daha kolay hatırlanır derler. Belki de bu yüzden unutamamışımdır seni. Sen benim hayatımın eksik bir parçasısın. Ama hayat böyle sanırım. Bunu kabul etmemiz gerek. 15 yıllık bir hayalle bir anda vedalaşmak kolay değil. Ama bu gece seninle vedalaşıyorum Yiğit. Hoşça kal. Hayat bizim için böyle bir ayrılık planlamış demek. Bizim yolumuz 15 sene sonra son bir kez daha kesişip sonsuza dek ayrılıyormuş demek. Bir daha karşılaştığımızda sen beni koruyacaktın. Öyle demiştin. Sözünü tuttun.
Şimdi sen değil belki. Ama Şemsiyen beni koruyor. Hoşça kal ilk aşkım. Kim bilir? Yarım kalan hikayemiz belki bir gün kaldığı yerden devam eder. Haberim var. Dinliyorum. Bugünden itibaren official olarak depresyona girmiş bulunmaktayım. İkinci bir emre kadar bu evdeki bütün eğlenceli aktiviteler yasaklanmıştır. Kabul etmiyorum Zuzu. Reddedildi. Depresyona erteleme talep ediyorum ha? Ne dersin? Bak sonra beraber gireriz. Vallahi. Ayrıca şu anda mevsimi değil yani. Güzel olmaz. Hem sen bana söyler misin? Depresyona girmek için doğru düzgün mantıklı tek bir sebebin var mı? Bana tek bir sebep söyle. Para var mı? Hı? Yok. İş var mı? Yok. Yiğit nerede? O da yok. Hiçbir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ama yani şimdi böyle olmaz ki. Ben varım. Yanındayım ben. Üç. İki. Bir. Zuzu şunu açar mısın? Zuzu. Şunu bir açar mısın lütfen ama ya? Ya. Zuzu. Deli midir nedir? Ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Allah aşkına ya? Zuzu, ha? Gel. Oo, yorgan gitti, kavga bitti ya. İşte bu. Dans edelim mi Zuzu? İstemiyorum ya. Kahve alabilir miyim? Şurada. Sağ ol canım. Çok iyi. Süper. Yani buraya ortamını kurmuşsun. Ortam güzel. Acaba biraz dışarı mı çıksan? İki insan yüzü görsen, biraz beynine oksijen gitse ha? Ne dersin?
Ortam güzel, gelsene. Yemeğe beklerim. Bir gün mutlaka yemeğe gel bak, darılırım. Ay çıldıracağım. Hayır, sendeki bu Kızılderili sakinliğini ben anlamıyorum, anlamayacağım. Bu ne ya? Hayret bir şey ya. Biraz ağla zırla bari, bir şeyler yap ya. Böyle bir depresyon çeşidi yok. Hayret bir şey ya. Kız huzura erdi resmen. Nirvana'ya erişti. Çok güzel. Çok güzel. Her şeyi anlatacağım. Her şeyi. Ama her şeyi. Allah'ım. Bu dikdörtgen yaşamak için yeterli. Bana yetiyor. Peki hayatım, bu nereye kadar böyle devam edecek? Yani hiç mi çalışmayacaksın? Çalışmaya inanmıyorum. İş hayatı bir illüzyon. Yani şu anda bir mail gelse ve işe alındığımı söyleseler hiç sevinmem. Burada ortam güzel. Yok artık. Basura kesin çözüm. Haftada 15 kilo vermek için paranızı iade ediyoruz. Siliyorum. Deniz Aslan. Sayın Deniz Aslan, şirketimize yapmış olduğunuz başvuru. Şirketimiz bünyesinde Go Flamingo dergisinde stajyer olarak bizimle çalışmanızdan mutluluk duyacak. Stajyer olarak bizimle çalışmanızdan mutluluk duyacağız. Anlıyorum, anlıyorum. Anlıyorum İremciğim. Deniz. İrem. Deniz. İrem. Deniz. İrem. Deniz. İrem. Deniz. İrem. Deniz. İrem. Mahmut Tuncer abimizin de dediği gibi mantık sizi A noktasından B noktasına götürebilir. Halı ise her yere. Bastırmam lazım. Bu ilk iş günü son iş günü olabilir. Ay Zuzu, ilk günler böyle yapılır mı Allah aşkına? Yapılır. Bende bu şans varken her şey olur. Tsunami olabilir, deprem olabilir. Geç kaldık ya. İlk iş günüm ve şu anda geç kalmak üzereyim. Merak etme, geç kalmayacağız. Yeterince hızlı oldum mu? O taksici biraz önce o levyeyi tam olarak ne yaparım demişti o. Onu unutuyoruz. O hayatımızda yok. Bugün senin ilk iş günün. Ha, evet. Doğru. Bugün benim günüm değil mi? Aynen öyle Zuzu. Bak, iyi haberlerini bekliyorum, tamam mı? Tamam.
Buraya gelmek senin için kolay değildi. Hadi Deniz, göster kendini. Efendim Zümrüt. Yoldayım şu anda. Niye, hemen şimdi mi? İşe gidiyorum şu anda. Peki, tamam. Tamam, görüşürüz. Biraz öne gelelim. Biraz. Evet, kafamızı biraz sağa çeviriyoruz. Şu, şu. İşe alındım. Şey, moda, stajyer. Kafayı biraz indirelim. Karta basılacak. Hazırsak çekiyorum. Günaydın, günaydın. Herkese günaydın. Evet, günaydın. Ben de artık burada çalışıyorum. Bakayım. Oo, çok güzelmiş. Benim de kimlik fotoğrafım var. Biraz komik ama genelde fotoğraflarda beni çıkarım. Kıps. Pazar günü kendi kendine karar vermişsin. Parti düzenlemişsin çalıştığın otelde. Orası babanın oteli değil, biliyorsun değil mi? Babanın arkadaşının oteli. O yüzden yaptığın her şeyden sen sorumlusun. Erkeklerle sarmaş dolu şov partiler düzenleyemezsin orada. Babanı da beni de utandıramaz. Anladın mı beni? Beni buraya azarlamak için mi çağırdın? Babanın doğum günü yaklaşıyor. Gelmeyecek misin? Sen benim annem değilsin, farkındasın değil mi? Git başkalarıyla annecilik oyna. Benim işime karışma. Benim işim. Dikkatli ol. Seni şimdilik sadece uyarıyorum. Sonra... Sonrasına sonra bakarız. Hep zordur bilirim. Oralarda canın sıkılırsa bu fotoğrafa bak ve gülümse, olur mu? Acaba? Çayla masada yardımcı olacaklar size. Teşekkürler. Aşık ol. Pardon, pardon, pardon. Eda, bir dakika bakar mısın? Şunlar acil toplantı salonuna gitti, tamam. Ne olur toplantıya götür bunları, toplantı salonuna çok işim var. Lütfen, lütfen. Lazım. Yok görmedim ama fotokopi odasına bir bak, orada olabilir belki. Tamam. Söylediğim gibi son seçtiğimiz 3 kombini hazırladınız değil mi? Seçtiğim fotoğrafları da tam 1 saat içinde... Meşe Hanım, size çay getirdim. Çayın sırası mı şimdi Gazi? Masamda istiyorum. Pardon, pardon Meşe Hanım, bir saniye. Güzel. Değil mi? Çok. Sen? Michael, aramıza hoş geldin. Abi sen şimdi sudan çıkmış balığa dönmüşsündün ve bu gayet normal. İlk günümde ben de böyleydim. Ama sana şunu temin edebilirim ki Michael, hayatında geçireceğin en iyi günleri burada geçireceksin. Neden mi? Çünkü ben buradayım. Gerçi yeni bir koordinatör gelecekmiş. Umarım tadımızı kaçırmaz. Ben yenilikleri hiç sevmem Michael.
Ama seni şimdiden sevdim. Mesaimiz sabah 9'da başlar, akşam bitmez. Mesela dün herkes kaçta çıktı? Gece 12.30. Ben kaçta çıktım? Öğlen 2.30. Ama sen bana bakmamaydın. Uykuyla aran nasıl? Hani 9 saat. Fevkalade Michael. Çünkü uykuyu unutacaksın. Burada kimse stajyerlere acımaz. Ama ben sana hiç kimsenin görmediği ve bilmediği kör noktaları göstereceğim ki sen uyuyabil. Parada anlaşırız. Şimdi kim kimliğine soracak olursan eğer... Buket bir bakar mısın? Gel. Gel. Arkadaşlar bir saniye bakar mısınız lütfen? Önemli bir duyurum var. Zaten hepinizin haberi de vardı. Bir arkadaş gelecek diye yine. Aman efendim, aman. Hoş gelmişsiniz, Nasılsınız? Hoş bulduk. Hatırladınız mı kapının önünden? Gazi. Aynen. Nasılsınız? Kusura bakmayın, çok özür dilerim. Yeni koordinatör gelecek dediğinde arkadaşlar. Allah sizi inandırsın, en çok ben sevindim. Herkes sevindi ama ben daha çok sevindim. Gazi. O değil. Kim değil? O değil. Bu ne o zaman? Arkadaşlar, aramızda bir dünya starı var. Şarkıları milyonların dillerine pelesenk olmuş, albümleri milyonlar satmış. Karşınızda namı değer Michael. Bizim yeni stajyerimiz. Ey Allah. Ben de diyorum bunda hiç koordinatör tipi yok. Stajyermiş. Allah'ım. Gazi ben. Memnun oldum. Her türlü çay, kahve, oralet, kakao. 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 Hoş geldin Ela. Merhaba Ela. Merhaba Vera. Evet. Ay ben ayakkabılarını çok beğendim. Yani çoraplar biraz şey ama neyse. Aa. Evet. Koridorda zaten tanışmıştık. Klasörler. Puf. Puf. Adın ne? Deniz. Ha Deniz. Hoş geldin. Prensip olarak tokalaşamıyorum. Kusura bakma. Yok. Kolay gelsin. Cemal biraz enteresan bir adam. Yani zamanla beraber onu daha iyi tanımayacaksın. Zira ben hala tanımıyorum. Öyle bir adam. Evet. Selam. Ben Buket. Aa Deniz. Buket de bizim güzellik editörümüz. Değil mi güzellik? Sen de kendini tanıttın mı Tunacığım? Şirketimizin neşe kaynağı. Ya çok kırıldım bu sefer. Ya. Bence sen Tuna'ya dua et. Ben olsam seni biraz zor alırdım. Neşe arayacağım. Evet, bilmez miyim? Pişman etmeyeceğim sizi. Soyadıyla gelişinden anlayacağın üzere dergimizin en ciddi şahsiyeti. Hı. Neşe Hanım. Ha, bu arada ben de Tuna. İçerik editörüyüm. Hı hı. Belki bir gün seninle de bir şeyler içerek. Oy. Yok, gel buraya. Ay, neden beni işe aldırdın? Ben şimdi şöyle oldu. İstersen bu soruya ben cevap vereyim. Önce senin hakkındaki düşüncelerim olumsuzdu tabii ki. Ama sonra düşününce sen diğer kızlar gibi değilsin. Erkeklerle mesajlaşmazsın. Dikkatin dağılmaz. Ufukta evlilik de gözükmüyor. Yani bizden ayrılmazsın. Ne yalan söyleyeyim. CV'nde pek parlak değil. Dolayısıyla diğer firmalar seni bizden çalmak için asla uğraşmazlar. Özetle bir stajyerde olması gereken her şeye fazlasıyla sahipsin. Tebrik ederim. Teşekkür. Ederim. Şimdi iyi bir şey mi söyledi, kötü bir şey mi? Boş ver, gel. Burası senin masan. Yok artık. Burası benim masam. Evet. İlk defa bir masan oldu. Tahmin edebiliyorum. Tamam. Patron geliyor. Bugün yeni koordinatör var ya, o gelecek, başlayacak. Onu takdim edecek eder.
Buongiorno, bonjour ve iyi günler. Sevgili flamingolar. Hadi alkış. Nasılsınız bakalım? Omewa, hı? Nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Güzel, güzelsiniz. Her zamanki gibi harikasınız. Heyecan var mı? Hem de nasıl. Merakla bekliyoruz Asena Hanım. Hala gelmedi. Tell me that you want me. Arkadaşlar, Amerika Go Flamingo'dan ekibimize transfer olan yeni koordinatörümüz. Bundan sonra her gün onun sesini duyacak, her gün onun yüzünü göreceksiniz. İşte Yiğit Balcı. Ay çok yakışıklı. Muhakkın taş. İnanmıyorum. Her gün göreceğiz mi ya?